Kıymetli Üsküdarlar, burası Ferah Mahallesi. Bakın görüyorsunuz, 250 metrekare, 300 metrekare, 500 metrekareye insanlar inşaatlarını yapabiliyorlar. Niye? Çünkü zamanında yollara ayrılmış, cami ayrılmış, okul ayrılmış, park ayrılmış. Ayrıldıktan sonra parseller müstakile dönmüş ve imarını almışlar. Biz neredeyiz? Biz 10.000 metre, 20.000 metre, 50.000 metre, 100.000 metre, yanlış duymadınız, 200.000 metrelik parsellerde ortağız. Ondan sonra vatandaşlar diyor ki Nisan'da, Haziran'da, Temmuz'da kazma vurulacak. Şu parsel kentsel dönüşüme girecek, bu parsel kentsel dönüşüme girecek. Akıl bir tane. Doğru akıl, mutlaka parsellerin bölünmesi lazım. Ben sizleri uyarıyorum. Uyarmaya devam edeceğim. Sevgili kardeşlerim, bir apartmanda, bir binada 5 kişi, 10 kişi bir araya gelip kentsel dönüşümü yapmak için yıllarını harcıyor. Biz ise 200 bin metrekarede, 100 bin metrekarede, 50 bin metrekarede bir araya geleceğiz. Kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz. Ne bekliyoruz? Benim 100 metrekare tapum var. 5 tane dairem var. Benim 200 metrekare tapum var. 10 tane dairem var. Müteahhit veremez. Devlet gelsin. Bakanlık gelsin. Belediye gelsin. Bana 10 tane dairemi versin. Üstüne üstlük bir de kiramı ödesin. Bir de taşınmayı versin. Oh! Ne güzel. Devletin kasası dolu nasıl olsa. Öyle bir dünya yok sevgili kardeşlerim. Biz kayanın altına elimizi sokacağız. Deprem gerçeğini unutmayacağız. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Bakanlığımız da kentsel dönüşümü yapacak, belediyelerimiz de yapacak, müteahhitlerimiz de yapacak, inşaat firmaları da yapacak ama kendimiz de yapacağız. Bunun için önce ortaklıktan ayrılmamız lazım. 1500 metrekare, 2000 metrekare parseller müstakil olmadan kentsel dönüşüm olmaz. Özellikle buradan Yavuz Türk, imar fukarası Yavuz Türklü kardeşlerim, beni iyi dinleyin. Ben 50 yıllık Yavuz Türklüyüm. Bir an önce Yavuz Türklü inşaatın başlaması için elimden geleni yapıyorum. Siz de bir an önce hisseli parseller bölünsün diye dilekçe verin. Resmi dilekçeler verin. Parselinizde 1500-2000 metrekare bir araya geliyorsanız, eğer plan gereği de orası konut alandaysa, mutlaka müracaat edin belediyeye.